AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi 35. sorum. Aşağıdaki tabloda bir biyomun en temel özellikleri verilmiştir. Buna göre özellikleri verilen biyom haritadaki taranan alanlardan hangisinde yer almaktadır diye soruyor. Arkadaşlar, özelliklerimize baktığımızda sıcaklık özelliğinin verildiğini görüyoruz. Sıcaklık yıl boyu yüksektir diyor. Sıcaklık yıl boyu yüksek ise sevgili arkadaşlar, ekvator ve çevresindeki alanlar olması gerekir. Yani 3 numaradaki alan Rusya'nın, Sibirya'nın özellikle kış aylarında çok soğuk olduğu bir bölge olduğunu görebiliriz. Ve bu alan o nedenle sorumuzun doğru cevabı olamaz. Yani yıl boyunca yüksek sıcaklıkların yaşandığı bir alan olamaz. Yağış. Yazlar yağışlı, kışlar kurak geçer. Sevgili arkadaşlar, yazların yağışlı, kışların kurak geçmesi özelliğini dikkate aldığımızda bir numara Amazon havzasındaki bir alanın işaretlendiğini görürüz. Burada yıl boyunca yağışlı olması nedeniyle, yani yağış rejiminin düzenli olması nedeniyle cevabımız olamaz. 5 numaralı alan ise Avustralya'nın iç kesimleri ve çöl bölgesinin olduğunu görüyoruz. Bu nedenle yazların yağışlı ifadesini yine bu alan için söyleyemeyiz. Yani 5 numarada bizim cevabımız olamaz. Ne olabilir cevabımız? 2 numara ve 4 numaralı alan olabilir. Bitki örtüsü uzun boylu otlar. Uzun boylu otlara biz savan diyebiliriz. Ve hayvan türleri yine bizon, çakal, antilop gibi hayvan türlerini gördüğümüzde savan biyomunun anlatıldığını söyleyebiliriz. Peki dünya haritası üzerinde savan nerede vardır dediğimizde sevgili arkadaşlar, şu alanda, yani ekvatoral yağmur ormanları çevresindeki alanda ve Afrika'daki sevgili arkadaşlar yine yağmur ormanları biyomunun ekvatoral bölgenin çevresindeki alanda olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bu anlatılan özelliklerin bulunduğu savan biyomu sınırları içerisinde, savan biyomu alanı içerisinde kalan 2 numaralı işaretli alan bizim sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 36. sorumuza baktığımızda ise doğanın kendini yenileme hızından daha fazla tüketilen doğal kaynaklar zamanla tükenir. Bu nedenle çevre sorunları belirir ve insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi güçleşir. Bu durum oluşmaması için doğal kaynaklar sürdürülebilir şekilde kullanılmalıdır. Evet, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı ile ilişkili bir ifademiz var. Bakalım. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile gelişmelerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Hava, su, toprak kalitesinin korunması. Evet, doğal kaynaklar sürdürülebilir kullanılır ise biz hava, su ve toprak kalitesinin korunduğunu görebiliriz. Ormanların devamlılığının sağlanması da yine doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı sonucunda gerçekleşebilecek durumlardan birisi olacaktır. Ve ekosistemin işleyişinin bozulmaması da eğer doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanırsak bizim yine gerçekleşmesini beklediğimiz durumlardan bir tanesi de olacaktır. Ekosistemin işleyişinin bozulmaması. O nedenle 1, 2 ve 3, yani üçünün de biz doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, 37. sorumuza bakalım. Yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda başta ulaşım faaliyetlerin gelişememesinden dolayı sanayi, ticaret gibi ekonomik faaliyetlerde yeterince gelişemez. Bu alanlarda nüfus seyrek, yerleşme alanları sınırlıdır diyor. Haritadaki numaralandırılmış yerlerden hangisi verilen bilgiye örnek olarak
Gösterilemez demiş sevgili arkadaşlar. Bir numaralı alana bakalım. Bir numaralı alan Yıldız Dağları, Istıranca Dağları'nın bulunduğu alandır ve yer şekillerin engebeli olduğu, bu nedenle de çevresine göre nüfusun daha seyrek olduğu, yerleşmelerin daha az olduğu, sınırlı olduğu alanlar içerisine örnek olarak gösterilebilir. İki numaralı alana baktığımızda ise Menteşe yöresi dediğimiz Muğla çevresindeki alanın işaretlendiğini görüyoruz. Ve bu alanda da sevgili arkadaşlar yine yer şekillerin engebeli olduğunu, buna bağlı olarak da nüfus ve yerleşmenin seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Üç numaralı alanda ise Toros Dağları'nın bulunduğu alanın işaretlendiğini görüyoruz. Ve yine dağlık, engebeli, buna bağlı da nüfusun seyrek olduğunu örnek olarak ya da bu alanları örnek olarak verebiliriz. 5 numaralı alan ise sevgili arkadaşlar, Kuzey Anadolu Dağları'nın bulunduğu Karadeniz'in, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki dağlık ve engebeli bir yer. Yani yine yer şekillerinin engebeli olduğu alan ve buna bağlı olarak da nüfusun seyrek, yerleşmenin sınırlı olduğu alan olarak söyleyebiliriz. Ancak sevgili arkadaşlar, 4 numaralı alan Güneydoğu Anadolu'da plato ve ovaların daha çok bulunduğu bir alan olduğunu görürüz. Yani yer şekilleri açısından değerlendirdiğimizde yer şekillerinin sade olduğu, düz olduğu ve bu nedenle de sevgili arkadaşlar yer şekillerin engebeli olduğu alanlar, yani verilen bilgiye örnek olarak gösterilemeyecek alanlardan bir tanesidir diye söyleyebiliriz. Ve bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet, 38. sorumuza bakalım. Türkiye'deki seracılık alanlarının dağılımı ile yıllık ortalama sıcaklık dağılımı büyük oranda paralellik göstermektedir. Öyle ki Türkiye'de en çok seracılık iklim koşullarının en elverişli olduğu güney illerinde yoğunlaşmıştır. Fakat son yıllarda alternatif enerji kaynaklarından jeotermal enerjinin kullanılması ile seracılık faaliyetleri iç bölgelerde de gelişme göstermeye başlamıştır. Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki bilginin son cümlesinde, bakın son cümlesinde bahsedilen alanlara örnek oluşturmaz demiş. Sevgili arkadaşlar, son cümlemiz nedir? Fakat son yıllarda alternatif enerji kaynaklarından jeotermal enerjinin kullanılması ile seracık faaliyetleri iç bölgelerde gelişme göstermeye başlamıştır. Bunlardan bir tanesi Denizli olabilir mi? Evet, Denizli kıyıda yer almayan bir ilimizdir ve Denizli'de jeotermal enerji potansiyeli yüksektir, fay hatlarının bulunması nedeniyle, sıcak su kaynaklarının bulunması nedeniyle buna örnek oluşturabilir. Manisa yine aynı şekilde kıyıda yer alan illerimizden birisi değildir ve yine fay hatlarının bulunması, sıcak su kaynaklarının bulunması nedeniyle jeotermal enerjinin bulunduğu alanlardan bir tanesidir diye söyleyebiliriz. Kütahya'da aynı şekilde durumu örnek verilebilir. Afyon örnek olabilir. Ancak sevgili arkadaşlar, Antalya birincisi. Antalya kıyıda yer alan bir merkezdir. İkincisi, Antalya'nın jeotermal enerji potansiyeli, sıcak su kaynakları potansiyeli yüksek değildir. Tabii ki Antalya daha çok İlk cümledeki örneğimiz olabilir. Yani seracılığın doğal olarak, yani doğal olarak değil mi, şöyle söyleyeyim. Seracılığın yıllık ortalama sıcaklıkların dağılımına bağlı olarak geliştiği yerlere örnek olarak verilebilir. Yani jeotermal enerji kullanılarak seracılık yapılması ya da yapılan alanları örnek olarak verilemez diyoruz. Ve bu nedenle sorumuzun doğru cevabı da E seçeneği olacaktır. Evet, 39. sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıda dünya haritasında işaretlenen 5 farklı su yolu ve bu su yollarının bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre haritada numaralarla gösterilen su yollarından hangisine ait özellik verilmemiştir diye soruluyor. Basra Körfezi'ni dünya üzerindeki diğer denizler ve okyanuslara bağlayan Boğaz, petrol taşımacılığında önemli bir yere sahiptir. Sevgili arkadaşlar, buradaki bilgi bize nereyi anlatıyor? 4 numaradaki sevgili arkadaşlar, Hürmüz Boğazı'nı anlatıyor. Basra Körfezi şurası,
Ve buranın sevgili arkadaşlar dünyaya petrol taşımacılığında kullanılan boğaz 4 numarayı. Yani bu 4 numaralı Hürmüz Boğazı'na ait bir özelliktir. İnsanların açtığı önemli su yollarından biri olan kanalın açılması ile Magellan Boğazı'nın önemi azalmıştır. Sevgili arkadaşlar, Magellan Boğazı şurasıdır. Ve burada bahsi geçen, anlatılan yer ise bir numaralı alandaki Panama kanalıdır. Panama kanalının açılması ile daha önceden şu şekilde Magellan Boğazı'nın dolaşması gereken bir gemi artık daha kısa mesafeden Panama kanalından dolaşarak yolu kısaltabilir. Bu durum Magellan Boğazı'nın önemini azaltacaktır. Güneydoğu Asya adalarında yer alan Boğaz, Hint Okyanusu ile şurası Hint Okyanusu ile Büyük Okyanus arasındaki şurası da Büyük Okyanus. Büyük Okyanus arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahiptir diyor. Burada ise arkadaşlar bu Malakka Boğazı'nın bulunduğu 5 numaralı alanı anlatan bir özelliktir. Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne, Kızıldeniz şurasıdır sevgili arkadaşlar. Aden Körfezi şurasıdır. Aden Körfezi'ne, Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan önemli bir boğazdır. Ve bu da 3 numaralı alandaki Babül Mendeb boğazıdır. Yani bu da 3 numaralı alanın özelliği. Peki hangisine ait özellik yoktur dediğimizde 2 numaralı alandaki Süveyş'e ait özellik yoktur ve sorumuzun doğru cevabı 2 numaralı olduğu B seçeneği olacaktır. Evet, AYT Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler 1 testinin son sorusuna geliyoruz sevgili arkadaşlar. 20. yüzyılda yaşanan 1. ve 2. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş siyasi ve ekonomik alanlarda birçok sorun meydana gelmiştir. Bu siyasi, askeri ve ekonomik sorunların tekrar yaşanmaması için başta küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok küresel ve bölgesel örgütler kurulmuştur. Bir örgütün küresel örgütler içinde yer alması için, bakın arkadaşlar, bir örgütün küresel örgütler içinde yer alması için verilen kriterlerden hangilerine göre belirlenmektedir? Yani hangi kriter bir örgütün bölgesel veya küresel olmasında etkili olacaktır veya kriterler diyelim. Siyasi, askeri ve ekonomik alanların tümünde amaçları olan üye sayısının fazla olması. Arkadaşlar, üye sayısıyla örgütün küresel veya bölgesel olması ilişkili değildir. Örneğin D8 bir küresel örgüttür ve 8 tane üyesi vardır. Ama daha fazla sayıda üyesi olan, 20-25'in üzerinde üyesi olan Avrupa Birliği bir bölgesel örgüttür. O nedenle bu bir kriter değildir. Üyelerin küresel ticarette ve insani gelişme endeksinde ön sıralarda yer alması. Birleşmiş Milletler'e üye ülkelere baktığımızda bazıları insani gelişmişlik endeksinde ilk sıralardadır ama bazıları da son sıralardadır. O nedenle de bu da yine küresel örgüt değerlendirmesinde kriter değildir. Kuruluş amaçları doğrultusunda mekansal yakınlığa bakılmaksızın örgüte üye olunabilmesi. Yani demek istediği şudur sevgili arkadaşlar. Dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir bölgesinden eğer o örgüte üye olunmuş ise, olunabiliyor ise ona biz ne diyoruz? Bu küresel bir örgüttür diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu nedenle yalnız 3 ifadesinin bulunduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. AYT Sosyal Bilimler 2 testinin 12. sorusu. Yeryüzündeki canlıların yaşayabilecekleri en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri canlıların türlerine göre değişiklik göstermektedir. Canlı türlerinin yaşayabileceği uygun sıcaklık değerine optimum sıcaklık denir. Haritada
Renklendirilerek numaralandırılan alanların hangisinde ortalama optimum sıcaklık değerleri daha düşüktür? Evet, sorumuzla ilgili verilen taralı alanlara baktığımızda, bu alanlarda görülen iklimleri değerlendirdiğimizde sıcaklık şartlarına bağlı olarak optimum sıcaklık değerinin daha düşük olduğunu bulabiliriz. Bir nolu alana baktığımızda ekvatoral iklimin yayılış gösterdiğini görmekteyiz. Ekvatoral iklimde arkadaşlar ortalama sıcaklıklar 20 derecenin üzerindedir. 3 nolu alanın çöl iklimine ait olduğunu görüyoruz ve 5 nolu alanın da çöl iklimine ait olduğunu görmekteyiz. Dönenceler çevresinde yer alan bu çöl alanlarının da ortalama sıcaklıkları 20-25 derecelerin üzerindedir. Hatta 3 nolu alan dünyanın ortalama en sıcak yerleri arasında ortalama sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde olduğu alanlar arasında yer almaktadır. İki nolu alana baktığımızda ise iki nolu alanda ılıman okyanus ikliminin ve aynı zamanda Akdeniz ikliminin dağılış gösterdiğini görmekteyiz. Bu alanın da ortalama sıcaklıklarına baktığımızda 15-20 dereceler arasında olduğunu görüyoruz. Fakat arkadaşlar taralı alanlar içerisinde 4 nolu alan sert karasal iklim alanıdır. Sert karasal ikliminin ortalama sıcaklıkları ise 0 derece ile 10 derece arasında değişmektedir. Soru bizden, ortalama sıcaklıkların en düşük olduğu alanı, bu alanlardaki optimum sıcaklık değerlerinin en düşük olduğu alanı sorduğu için sorumuzun doğru cevabının 4 nolu alan olan D seçeneği olduğunu görmekteyiz. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. 13. sorumuz. Daha çok sanayileşme ve enerji üretiminde fosil kökenli yakıtların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan bu çevre sorunu. Evet, çevre sorunuyla ilgili bir sorumuz ve yukarıdaki açıklamada arkadaşlar küresel ısınma ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yer almaz? Evet, seçeneklerimizde sorular yöneltilmiş. Bu soruların cevabını bulabildiğimiz ya da bulamadığımız durumlara bakacağız. Evet, daha çok sanayileşme ile birlikte, enerji üretimi ile birlikte fosil kökenli yakıtların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan bu çevre sorunu bütün dünyayı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. A seçeneğine baktığımızda etki alanı geniş midir şeklinde bir soru yöneltilmiş. Evet, bu sorunun cevabını ifademizden alabiliyoruz. Doğrudan ya da dolaylı olarak bütün dünyayı etkilemesi küresel bir etkinin göstergesidir. Ortaya çıkmasında insan etkisi var mıdır şeklinde B seçeneğindeki sorumuza baktığımızda, evet, sanayileşme ifadelerinin kullanılması, enerji üretiminin fosil kökenli yakıtların kullanılması, bu da insan etkisinin olduğunun bir göstergesidir. Yani B seçeneğine de buradan ulaşabiliyoruz. B seçeneğine de ifademizden bir cevap bulabiliyoruz. İfademizi okumaya devam edelim. Ekonomik ve sosyal alandaki olumsuzluklarının yanında buzulların erimesi, deniz suyu seviyesinin yükselmesi, bazı kıyıların sular altında kalması, biyoçeşitliliğin azalması. Evet, C seçeneğindeki sorumuza baktığımızda su ortamlarında ve canlı ortamlarında olumsuz etkisi var mıdır demiş. İfademizde de olumsuz etkilerinin sıralandığını, kıyıların, alçak kıyıların sular altında kaldığını görmekteyiz. Bu nedenle C seçeneğindeki soruya da ifademizden bir cevap alabiliyoruz. D seçeneğinde sonuçlarına karşı uluslararası anlamda işbirlikleri yapılmış mıdır? Hangi işbirlikleri yapılmıştır şeklinde bir sorunun olduğunu görüyoruz. Evet, ifadeyi tamamlarsak birçok sonucu olan bu çevre sorunu ile mücadelede kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynakların kullanımını azaltmak, ormanları korumak, enerji verimliliği, geri dönüşümü yaygınlaştırmak önemlidir. Evet, genel olarak küresel ısınmayla mücadelede nelerin yapılabileceği vurgulanmıştır. Fakat işbirliği dediğimizde arkadaşlar şunu anlamamız gerekir. Birkaç ülkenin bir araya gelerek özellikle bu anlamda çalışmalar yapması, sözleşmeler, protokoller uygulaması, Paris Anlaşması'nı örnek olarak verebiliriz, Kyoto Protokolü'nü örnek olarak verebiliriz. Yani ifademizde D seçeneği
örneğinde hangi işbirlikleri yapılmıştır'a herhangi bir cevap bulamıyoruz. Fakat ifadede E seçeneğinde etkilerini azaltmakta bireylere ve ülkelere düşen sorumluluklar nelerdir? Evet, bu konuda fosil kökenli yakıtların kullanımının azaltılması, geri dönüşüme önem verilmesi, enerji verimliliğinin önemsenmesi gibi durumlardan E seçeneğindeki sorunun da ifadede bir cevap bulduğunu görüyoruz. Evet, sorumuza cevap bulamadığımız D seçeneği arkadaşlar sorumuzun doğru cevabını oluşturmaktadır. Şimdi bir diğer sorumuzla devam edelim. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde ekonomik, sosyal, kültürel pek çok etken rol oynar. Dünyada gelişmiş ülkeler bulunurken aynı zamanda gelişmekte istenen seviyeye ulaşamamış ülkeler de bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin de yer aldığı vurgulanmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisinde ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde kullanılan, buraya çok dikkat ediyoruz, kriterlerden birine yer verilmemiştir? Evet, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler vardır. Eğitim anlamında kriterler vardır, nüfus anlamında, gelir düzeyi, ekonomi anlamında çeşitli kriterler vardır. Hangi seçenekte bu kriterlerden herhangi birine yer verilmemiştir? Aktif nüfusta hizmet sektöründe çalışanların oranı. Arkadaşlar bu bir kriterdir. Hizmet sektöründe çalışanların oranının ne kadar fazlaysa ülkenin gelişmişlik seviyesinde o kadar fazla olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründe çalışanların oranının %75'ler, %80'lerde olduğunu görebiliyoruz. Evet, bu ifade bizim için bir kriterdir. Doğuşta beklenen sağlıklı yaşam süresi. Evet, doğuşta beklenen arkadaşlar, insanların doğduktan sonra yaşayabilecekleri ömür olarak ifade edebiliriz. Sağlıklı yaşam süresi dediğimizde ise kendi ihtiyaçlarını başkalarına ihtiyacı olmadan karşılayabilme anlamında doğuşta beklenen sağlıklı yaşam süresinin uzun ya da kısa olması da yine kriterlerimiz arasında yer almaktadır. Yani bir ülkeye gelişmiş ya da gelişmekte olan derken bu ifadeye dikkat ediyoruz. Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla da ülkelerin gelişmişlik seviyelerinde bir kriterdir. Sağlık, eğitim hizmetlerinin kapasitesine baktığımızda da ülkelerin gelişmişliği hakkında fikir elde edebiliriz. Arkadaşlar bu soruyu şu şekilde anlamamız gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin özellikleridir şeklinde düşünmeyelim. Evet, burada kriter olup olmama bize sorulmaktadır. Hizmet sektöründe çalışanların oranı bir kriterdir. Azlığıyla, fazlalığıyla. Yaşam süresi yine aynı şekilde gayri safi milli hasıla ve hizmet, eğitim, sağlık hizmetlerinin kapasitesinin yetersizliği de yine gelişmemiş olduğunu, gelişmekte olan bir ülke olduğunu gösteriyor. Yani bu kritere de bakıyoruz. Fakat E seçeneğinde verilen ifade bize ülkenin gelişmiş ya da gelişmekte olan durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemektedir. Yeraltı yerüstü kaynakları rezervinin fazla olması, bu bilgiye bakarak ülkenin gelişmişliği hakkında çıkarım yapamıyoruz. Peki başka hangi bilgilere bakarak çıkarım yapamayız? Örneğin aritmetik nüfus yoğunluğuna bakarak, ülkenin yüz ölçümünün büyüklüğüne bakarak ülkelere gelişmiştir ya da gelişmekte olan şeklinde ifade kullanmıyoruz. Evet, bu kısımda dikkat edelim. Diğer bir sorumuza baktığımızda arkadaşlar, evet, bir harita verilmiş. Yandaki haritada 5 farklı alan renklendirilerek numaralandırılmıştır. Tarım dışı fonksiyonlara sahip şehirler, sanayi devrimi sonrasında hızla gelişerek büyümüşlerdir. Evet, sanayi devrimine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tarım dışı fonksiyonlu şehirlerin sanayi devrimiyle birlikte hızlı bir şekilde geliştiği vurgulanmış. Ayrıca sanayinin geliştiği alanlarda yeni şehirler kurulmaya başlanmıştır. Yukarıdaki bilgide verilen gelişmeler haritada taranan hangi alanda, dikkat edelim buraya, daha önce başlamıştır. Evet, taralı alanlara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusundaki bir nolu alanın da sanayi bölgesi olduğunu görüyoruz ve 5 nolu alanın da bir sanayi bölgesi olduğunu görmekteyiz.
sanayinin yoğun olduğu alanlardır. Fakat bizden istenen sanayi devrimiyle birlikte tarım dışı fonksiyonlu şehirlerin daha fazla geliştiği alan, yani sanayi devriminin başladığı alan, bu da bizim için arkadaşlar Batı Avrupa'yı oluşturmaktadır. Evet, Batı Avrupa sanayi devriminin ilk geliştiği alana örnek olarak verilmektedir. Hangi tarım alanda daha önce gerçekleşmiştir dediği için sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olması gerekmektedir. 16. sorumuza bakalım. Dünya üzerinde şehirlerin olduğu gibi ülkelerin de etki alanları bulunmaktadır. Ayrıca ülkelerin etki alanları zaman içerisinde değişim gösterebilmektedir. Evet, aynı şehirlerde olduğu gibi ülkelerin de bir etki alanı vardır bölgesel, küresel düzeylerde. Ve bu etki alanı da çeşitli gelişmelere bağlı olarak değişebilmektedir. Buna göre örnekler verilmiş, gelişmelerinden hangileri ilgili ülkenin bölgesel ve küresel düzeyde etki alanını daha fazla artırmıştır. Yani daha önemli bir gelişmedir. Bölgesel ve küresel düzeyde etki alanı anlamında bu şekilde düşünebiliriz. Almanya'da nehir ulaşımının yaygınlaşması. Evet, olumlu bir etkendir ama Almanya'nın yapısı itibariyle buna müsait olduğu için nehir ulaşımının yaygınlaşması Almanya'yı ve en fazla yakın çevresini etkileyebilir. Ama İngiltere'de sanayi devriminin başlaması arkadaşlar bu anlamda ham madde temin etmesi, dünyanın birçok yerinden enerji kaynakları temin etmesi ve bu anlamda etkisinin daha da fazla olduğunu söyleyebiliriz. Fransa'da modern tarıma geçilmesi. Evet, Fransa için önemlidir. Üretimi ve verimi artırmaktadır ama sınırları, faydası Fransa ile sınırlı kalabilmektedir. Fakat arkadaşlar, Süveyş kanalının açılması Mısır'da ise etki alanına baktığımızda özellikle petrol taşımacılığında Kızıldeniz'le Akdeniz'i birbirine bağlaması anlamında dünya deniz ticaretinde, deniz ulaşımında bölgesel ve küresel etkisinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Evet, dördü de olumlu gelişmedir. Fakat hangileri daha fazla bölgesel ve küresel etki yapmıştır dediğimizde, evet, ikinci öncülü alıyoruz ve dördüncü öncülü alıyoruz. Sorumuzun doğru cevabının da D seçeneği olduğunu görüyoruz. Şimdi bir diğer sorumuzla devam edelim. Doğal ve kültürel mirasların korunması yolunda devlet yönetimlerindeki hassasiyetlere rağmen doğal ve kültürel miraslara yönelik tehlikeler devam etmektedir. Dünyadaki doğal ve kültürel miraslara yönelik aşağıdaki tehditlerden hangisinde, bura önemli, beşeri faktörler daha etkilidir? Evet, bütün hepsinde tehditlerin olduğunu anlıyoruz. Fakat hangisinde beşeri faktörü, yani insanların etkisinin daha fazla olduğunu bulacağız. İran'daki antik kale ve Bam şehrini çevreleyen kültürel peyzaj alanının depremle büyük oranda yıkılması. Evet, nedenin burada deprem olduğunu görüyoruz. Ve arkadaşlar, deprem de doğal bir faktördür. Mısır'da yer alan Abu Mena'daki mağaralarda yağışlarla bozulmaların oluşması. Evet, genel itibariyle kil yapılı olan bu mağaralarda yağışlarla bozulmaların meydana gelmesi de iklimsel bir faktörü göstermektedir. Bu da arkadaşlar doğal faktörler içerisinde yer almaktadır. Benin'deki tarihi Obame Kraliyet Sarayı'nın kasırga etkisiyle kısmen bozulmaya uğraması. Burada da anahtar kelimemiz kasırgadır. Evet, şiddetli rüzgarlar, bu da doğal etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Irak'taki Asur Antik Kenti'nin bir kısmının baraj inşaatı çalışması ile sular altında kalması. Evet, sebep arkadaşlar baraj inşaatı çalışması ve barajlar beşeri etkenlere örnektir. Beşeri faaliyetlere örnektir diyoruz. Dolayısıyla beşeri faktör burada önemlidir.
Peru'daki Chen antik kentinde kuraklığa bağlı olarak doğal erozyon ile bozulmaların oluşması, evet burada da arkadaşlar doğal bir faktörün etkili olduğunu, doğal erozyonun etkili olduğunu görüyoruz. Soru bizden beşeri faktörlerin daha etkili olanı istediği için sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu görüyoruz. Ve şimdi ise arkadaşlar 18. sorumuzla devam ediyoruz. Farklı amaçlarla kurulmuş olsalar da dünyadaki bazı bölgesel ve küresel örgütlerin üye ülkelerinin arasındaki, buraya dikkat edelim, tarihi, kültürel, dini yakınlığın fazla olması, bu şekildeki örgütlerde ortak üye sayısının da fazla olmasına neden olmuştur. Evet, farklı örgütler farklı amaçlarda da kurulmuş olabilirler ama tarihi ve kültürel dini anlamda bir yakınlık varsa o iki örgütün ortak üyelerinin de fazla olduğunu görebiliyoruz. Aşağıda verilen örgütlerden hangileri arasındaki yakınlık yukarıdaki açıklamaya uygun bir örnektir? Açıklamamızı ifade ettik arkadaşlar. Tarihi, kültürel ve dini yakınlığı bulmaya çalışacağız. Gelişen 8 ülke arkadaşlar ve İslam İşbirliği Teşkilatı. Sevgili arkadaşlar, gelişen 8 ülkeye üye 8 devlet aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na da üyedir. Yani A seçeneğinde verilen örgütlere baktığımızda birinin üyelerinin tamamen diğerine de üye olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi de tarihi, kültürel ve dini anlamda aralarındaki yakınlıktır diyebiliriz. Fakat B seçeneğinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ekonomik anlamda kurulan bir örgüttür ve dünya üzerinde küresel bir örgüttür. Bağımsız devletler topluluğuyla tarihi, kültürel ve dini anlamda bağdaştırılamaz. Avrupa Birliği günümüzde 27 üye devletiyle arkadaşlar bağımsız devletler topluluğuyla bağdaşlaştırmaz. Petrol ihraç eden ülkeler petrol rezervinin fazla olduğu dünya üzerindeki şu an günümüz itibariyle 13 ülkedir. Evet, OPEC ülkeleriyle de arkadaşlar gelişen 8 ülke örgütünü de bağdaştıramayız. İslam İşbirliği Teşkilatı ve petrol ihraç eden ülkeler OPEC arasında tarihi, kültürel ve dini bir yakınlık göremeyiz. Bizden bu anlamda tarihi, kültürel ve dini yakınlığa vurgu yapıldığı için sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu görüyoruz. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. 19. soru. Türkiye'de bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, dikkat edelim, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, kaynakları daha etkin, daha doğru bir şekilde kullanmak için oluşturulan projelerden biri de Doğu Karadeniz projesidir. Aşağıdaki illerden hangisi bu proje kapsamında yer almaz? Arkadaşlar, ülkemizde bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak için GAP gibi, Doğu Anadolu Projesi gibi, Doğu Karadeniz Projesi, Konya Ovası Projesi gibi projeler uygulanmaktadır. Özellikle Doğu Karadeniz Projesi'nde yer alan iller için şimdi ekranımıza bir harita alalım. Evet, Doğu Karadeniz Projesi kapsamında yer alan iller genel itibariyle Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in illerini kapsamaktadır. Evet, Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Samsun ve Tokat'dan oluşan DOKAP 9 ilden oluşuyordu. 2020 tarihinde arkadaşlar Çorum ve Amasya'nın da eklenmesiyle birlikte il sayısı, DOKAP'a ait il sayısı 11'e çıkmıştır. Evet, Samsun'un proje kapsamında yer aldığını görüyoruz. Çorum'un proje kapsamında yer aldığını görüyoruz. Rize ve Trabzon'da aynı şekilde arkadaşlar proje kapsamında yer almaktadır. Fakat seçenekler arasında verilen Sinop, Doğu Karadeniz projesinde yer alan illerden biri değildir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bir diğer sorumuzda bir grafik görüyoruz. Evet, ifadeyi okuduğumuzda yandaki grafikte Türkiye'nin 1950 yılından günümüze nüfus miktarı, evet 1950'den günümüze kadar nüfusun seyri verilmiştir. Bununla birlikte
3 farklı senaryoya göre 2075 yılına kadar da tahmini nüfus miktarları verilmiştir. Evet, 1950'lerden günümüze kadar nüfus miktarı, günümüzden de 3 farklı senaryoya göre 2075 yılındaki tahmini nüfus miktarları verilmiştir. Türkiye'de 2075 yılında 3. senaryonun gerçekleşmesi durumunda. Evet, burada senaryoları analiz etmemiz gerekmektedir. Birinci senaryoya baktığımızda arkadaşlar, Türkiye nüfusunun 140 milyonu aşacağını görüyoruz. Evet, bu senaryoya göre nüfus artış hızının çok fazla olacağı ve 2075 yılına gelindiğinde 140 milyonun üzerine çıkılacağı öngörülmektedir. İkinci senaryoya baktığımızda ise Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak 120 milyonlar civarında olduğunu görüyoruz. Üçüncü senaryoda ise günümüze göre arkadaşlar, ülkemizin nüfusunun fazla değişmeyeceği, evet, üçüncü senaryoda önce nüfus artışının devam edeceği, sonra tekrar azalmanın da olabileceği öngörülmektedir. Ve üçüncü senaryoya göre ülke nüfusu 2075 yılında 89-90 milyon civarında olacağı öngörülmektedir. Soru bizden üçüncü senaryo gerçekleşirse'yi sormaktadır. Evet, günümüze göre neler değişecektir? Yaşlı nüfus oranı arkadaşlar artacaktır. Çünkü nüfus artış hızının az olduğunu görüyoruz üçüncü senaryoda ve 2075 yılına geldiğimizde hatta tahmini olarak yaşlı nüfusun %30'lara yaklaşacağı da öngörülmektedir. Bu nedenle birinci öncülümüz doğrudur. Ortanca yaş düşecek denilmiş. Arkadaşlar, yaşlı nüfusun artmasıyla da birlikte Türkiye'de ortanca yaş üçüncü senaryoya göre artacaktır dememiz gerekmektedir. Aritmetik yoğunluk azalacaktır. Günümüzdeki nüfusa göre daha fazladır. Çok fazla artmasa da bu nedenle aritmetik nüfus yoğunluğunun da nüfusun az artmasına bağlı olarak artacağını öngörebiliriz diyebiliriz. Aritmetik nüfus yoğunluğu azalacaktır demek de arkadaşlar yanlış bir ifadedir. Yargılardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenir dediğine göre, üçüncü nüfus senaryosuna göre, evet, sadece birinci öncülün yer aldığı yalnız bir doğru cevabımız A seçeneğidir. 21. soruya baktığımızda, gelişmekte olan birçok ülkenin ilerleme ve kalkınmasında turizm oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Turizm bu tür ülkelerde istihdam oluşturması, dış borç ödemelerine katkı sağlaması, doğal ve kültürel çevrenin sürdürülebilir kullanımı gibi ciddi faydaları vardır. Yukarıdaki bilgide turizmin ülkelere hangi alanlardaki etkileri daha fazla vurgulanmıştır? Evet, turizmin arkadaşlar ülkelere politik anlamda da, ekonomik anlamda da, sosyal, kültürel birçok anlamda faydası vardır. Ama bizden istenen, verilen ifadede hangisine vurgu vardır dediğimizde, evet, özellikle istihdam kelimesi dış borç ödemelerindeki faydasıyla birlikte bu anlamda ekonomik katkısına vurgu yapıldığını görüyoruz ve seçeneklerimizde ekonomi ifadelerini belirginleştiriyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar, doğal ve kültürel çevrenin de sürdürülebilir, gelecek nesillere de aktarılabilir şekilde kullanımında da ciddi faydalarının olduğunu vurgulamak turizmin ekolojik faydaları arasında sayılabilir. Verilen ifadede turizmin ekonomik ve ekolojik faydalarına yer verildiği için sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu görmekteyiz. Ve arkadaşlar, 22. sorumuzda bir Türkiye haritası, 5 ilimiz taranmıştır. Aşağıdaki haritada bazı iller renklendirilerek numaralandırılmıştır. Bu illerin hangisinde fosil kökenli enerji kaynağı çıkarımı ve tüketimine bağlı olarak hava kirliliği daha yaygın olarak görülmektedir? İllerimize baktığımızda arkadaşlar, bir no'lu alanın İstanbul olduğunu görüyoruz. İki no'lu alanın Zonguldak olduğunu görmekteyiz. 3 no'lu alanın İzmir olduğunu görüyoruz. 4 no'lu alan arkadaşlar Mersin ifade etmektedir. 5 no'lu alan ise
Sivas olduğunu görmekteyiz. Şimdi soru kökündeki ifadeler bizim için önemli. Fosil kökenli enerji kaynağı ve bu kaynağın çıkarımı aynı zamanda da tüketimi. Arkadaşlar verilen iller arasında İkinoğlu alana yani Zonguldak'a baktığımızda taş kömürü çıkarımının yapıldığını görüyoruz ve aynı zamanda termik santrallerde Çatalazı termik santrali örneğin taş kömürünün tüketildiğini ve enerji anlamında da kullanıldığını görmekteyiz. Ve buna bağlı olarak verilen iller arasında fosil kökenli enerji kaynağının çıkarımı ve tüketimine bağlı olarak hava kirliliğinin diğerlerine göre daha yaygın olması gereken Zonguldak ifadesidir. Yani sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir diyoruz.